Arkadaşlar şu anda yaşadığım şehrin tam merkezindeyiz. Burası çarşı. Şöyle etrafı bir gösterebilirsin. Burası Tromio Adası. Şu sol tarafında kalan yerde Hisoy Adası oluyor. Bu ikisinin arasından da artık açık denize yol gidiyor. Taksi durağımızı çekmek istiyorum size. Bakın bir tane Tesla var elektrikli. Tamamen elektrikli bir araç. 2022 modelmiş. Şu an 3000 kilometrede 4x4. Bu arkadaşın fiyatı... Şimdi şu asansöre bir giriş yapalım. Birazdan manzaraya kavuşacağız. Ve evet. Tramvay Köprüsü 1961. Bu köprünün şöyle bir özelliği var. Gördüğünüz gibi burası bildiğiniz sütlaç gibi bir şey. Bunun burada da çilek, reçeli veya marmelatı gibi bir şey var. Bunu böyle döküyorsunuz içine. Bugün size Güney Norveç'te yaşadığım Arendal şehrini gezdireceğim arkadaşlar. Şehir merkezini, şehrin böyle en böyle güzide yerlerini, adalarını, bazılarını böyle sizlere göstermek istiyorum. Nasıl bir şehirde yaşıyorum? İşte merkezi nasıl? Çarşısı nasıl? Taksi durakları nasıl? Bir iki tane de böyle araba galerisi gezmek istiyorum. Hani az çok buradaki piyasaya görün diye. Arkadaşlar şu anda yaşadığım şehrin tam merkezindeyiz. Burası çarşı. Şöyle etrafı bir gösterebilirsin izleyicilerimize. İşte hatta şundan başlayalım daha güzel. Şurada kilisemiz var. Burası Arendal Merkez Kilisesi olarak geçiyor. Şurada bir balık restoran var. Buraya günlük taze mahsuller geliyor arkadaşlar. Orada antika bir sokak var. Onu birazdan size gösteririm. Bu bulunduğumuz alan da tam olarak böyle sağda solda burada kafeler var. İşte bazı mağazalar var. Alışveriş yerleri var. Burada da İşte adalardan gelen insanların botlarını park ettiği bir alan var. Burası böyle 2 saat ücretsiz. İnsanlar işte adada yaşayanlar. Burada anakaraya bağlı 2 ada var. Yani anakaraya yakın diyelim. Daha fazla böyle 5-6 tane daha adası var Arendal'ın aslında. Buraya insanlar botlarıyla geliyorlar. Mesela şuraya bir tane arkadaş park etmiş. Adam markete gidiyor. Bakkala gidiyor. Neyse bir şeylerini alıp tekrar geri gidiyor. Veya keyif için tur atıyorlar. Böyle şeyleri var. Şöyle iskeleye doğru ben bir gideyim. Şöyle ben iskelede bir çıkayım. Bu iskele arkadaşlar tamamen yerden bağımsız duruyor. Yani beton dökmüşler ama hareket halinde, yani zincirlerle bağlı buraya. İnsanlar gelip buralara böyle şey yapabiliyorlar. Botlarını park ediyorlar. Mesela bir tane arkadaş buraya gelmiş. Motorunu koymuş gitmiş böyle. İşi gücü var. Ya ben şunlara da saydım, çok komik. Adam köpeğiyle geliyor mesela. Alışverişini yapıyor veya işte çarşıda iki tur atıyor, gezmeye geliyor, tekrar binip devam ediyor. Böyle şeyler var. Buraya aynı zamanda mesela şu ileride beton kısımlar var. Şimdi birazdan oraya da geçeceğiz. Oraya da böyle büyük tur gemileri geliyor. İşte ne bileyim Norveç geneli gezi yapan tur gemileri oluyor. Veyahut da işte burada Kristiansand diye bir şey var aşağıda, 150 bin nüfuslu. Oradan gelenler falan oluyor böyle. Tekne gemileri, gezme gemileri de büyük gemiler oraya yanaşıyor. Orayı da birazdan çekerim. Arkadaşlar şu anda da az önceki bot iskelesinin sonuna gelmiş olduk. Öyle bir göster istiyorsan. Az önce bot iskelesinin o tarafındaydım. Şimdi tam ucuna geldim. Yani açık denize açılan tarafına gelmiş oldum. Şöyle buraya da göstermek istedim size. Çünkü burası önemli. Şundan böyle. Şurası Tromøy Adası. Birazdan oraya geçeceğiz. Köprüsünden çıkacağız. Ben size oranın bir hikayesi var. Köprüsünün yapımının. Onu da anlatacağım. Burası Tromøy Adası. Şu sol tarafında kalan yerde Hisoy Adası oluyor. Bu ikisinin arasından da artık açık denize yol gidiyor. Hatta ileride bir ada var. İsmi çok orijinal. Merdo diye bir adası da var Arendal'ın. Orayı da size birazdan gösteremem. Çünkü orası uzak. Bota binmemiz lazım. Buradan botlar kalkıyor. Mesela şurada gösterebilirsin. Şuradaki arkadaşlar bot seferleri adalara gidiyor. Uzak adalara kadar gidiyor yani. En uçtaki adaya kadar. Merdo dediğim yere kadar. Bir de şurada da bizim bu İstanbul'da Beşiktaş vapuru gibi olan vapurlar var ya, onların çok çok küçüklerini düşünün. Çünkü Arendal'ın nüfusu 46 bin. Buradaki halka yetecek kadar böyle Hisoy'a, Tromøy'a,
Buradaki adalara giden küçük vapurlar var. İşte böyle yarım saatte bir, bir saatte bir gidiyorlar. Normal otobüs biletiyle binilebiliyor. Umarım beğenirsiniz. Bu arada arkadaşlar bakıyorum videolarda. Hatırlatmayınca hiç dikkat etmiyorsunuz. Videoları beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. Ve bu arada eğer Norveç'te bu kardeşiniz, ya işte bizden bir kardeşimiz var, Türk gitmiş oralarda yaşıyor, ediyor, bize video içerik hazırlıyor, hazırlamaya devam etsin, biz de bu kardeşimize destek olalım diyorsanız kesinlikle ve kesinlikle abone olmayı unutmayınız. Eşe, dosta, akrabaya falan da tavsiye ederseniz mutlu mesut olurum. Vay niye böyle yaptınız demem yani. Çok da hoşuma gider, bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Norveç sevenler, buraları görmek isteyenler varsa ve hatta tırla beraber yol maceralarımı görmek isteyen arkadaşlar varsa kanalımı bekliyorum. Arkadaşlar denk geldi, tam çekim dedim. Tramvay vapuru geliyor şu anda. Yani minik. Demiştim size minik zaten. Ne bu kadar? Yani toplam kapasitesi, oturma kapasitesi 20 falan herhalde. 20-25 falan öyle bir şey. Ama ön tarafındaki boşluğa da şey koyuyorlar. İşte öyle burada kreşler falan, böyle adalara çocukları götürüyorlar tur için. Oralara böyle bebek arabaları koyuyor veya insanlar bisikletlerini koyuyor gibi. Böyle bir şey, onu da göstereyim. Ada vapurları bunlar yani. Şimdi şuradan yukarıya doğru çıkacağız. Battery Bakken yazıyor. Battery burada bomba, işte o toplar var ya. Onlar ne? Burada bir ta eski zamanlarda, savaş olduğu zamanlardan kalan, bu 2. Dünya Savaşı'nda olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. O zamandan kalan şeyler var. Topların olduğu bir yer var. Şimdi oraya götüreceğim sizleri. Arkadaşlar burası da işte savaş zamanında düşmanlara karşı şehri savundukları bir yer. Gördüğünüz gibi zaten tek geliş yer burası olduğu için, açık denize açılan tek kısım burası olduğu için Arendal'ın. Ne olursa olsun gemiler oradan geliyor. Eskiden Arendal'da deniz etrafında kurulduğu için böyle ticaret gemileri falan çok varmış. İnsanlar, tüccarlar falan buraya böyle gemilerle mal getiriyorlarmış. Aynı zamanda onları korumak için de burada işte korsanlar, şunlar bunlar olmasın diye. Eski zamanlarda varmış yani. Bu eski zamanın belki 100 yıl önce falan yani. Hani yakın düşünmeyin. Tek geliş noktası orası, oradan koyulan. Yani şehre yapılan baskınlar vesaire gibi şeyler de oradan yapılıyormuş. Onun için burası en güzel nokta yani bu işi yapmak için. Şu an günümüzde çok güzel bir manzaraya sahip zaten. Eski doğası korunmuş. Aynen o zaman kullandıkları topların büyük bölümü aynısı zannedersem. Aynı düzenek, hiçbir şeye bozmamışlar. Sadece boyamışlar zaman içinde yıpranmasın diye. O şekilde burayı da size böyle bir göstermek istedim değerli arkadaşlar. Yolculuğa devam. Arkadaşlar burası Arendal şehrinin tam merkezi. Şu karşımda görmüş olduğunuz bina belediye binası ve kültür binası olarak geçiyor. Solda Alt yazan yer alışveriş merkezi. 2 katlı, hatta alt katlı var, 3 katlı. Üstünde de apartman daireleri falan var. Öyle bu şekilde. Şimdi şurada da bot iskelesi falan var böyle. Bir de en son size şöyle göstereyim. Şu karşı tepede, şurada gördüğünüz gibi orada da eyalet binası var. Agder Filkes Komune diye geçiyor. Eyalet binasına götüreceğim sizi. Onun da çok güzel bir yolu var. Bekleyin, sürpriz. Arkadaşlar bunu da yapmadan demedim. Taksi durağımızı çekmek istiyorum size. Bakın. Bu V90. Bu XC40. Elektrikli. Az önce görmüşsünüz. Bu Ford Mustang elektrikli. Şu arkadaş Toyota RAV4 hibrit. Yanında bir tane elektrik Volvo daha var. İşte burada ne varmış? Bir tane Volvo var, bir tane BMW var. Bir tane Tesla var elektrikli. Yani artık herhalde bunun da ötesi yok herhalde. Lamborghini falan olması lazım. Lexus var gördüğünüz gibi. Bir tane daha elektrikli Volvo var. Bir tane V90 var. Yani böyle adamlar gerçekten çok süper arabalar kullanıyorlar. Hani bu sadece Arendal'da böyle değil. Norveç'in birçok yerinde bu şekilde. Avrupa'nın birçok yerinde böyle. Taksiler genelde son model arabalar oluyor. Ya bir de bunları 200-300 bin kilometre geldi mi hemen satıyorlar. Yenisini alıyorlar.
Bunları da bir göstereyim istedim size. Böyle günlük, anlık ne yaptığımı, ne ettiğimi merak ediyorsanız onları da Instagram'a olanlar Instagram'dan Kuzey'in tırcısı Murat ismiyle beni bulabilirler. Oradan da takip ederseniz içeriklerimi görebilirsiniz. Günlük, anlık paylaşımlarımı, storylerimi takip edebilirsiniz. Oraya da abone olmayan kardeşlerimi bekliyorum. Arkadaşlar şu anda Arendal'da Volvo galerisine geldim ilk başta. Çünkü malum Volvo İsveç üretiyor. Norveç'te de çok tercih edilen bir araç modeli. Şimdi size birkaç model fiyatı vermek istiyorum. Şu arabayla başlayalım. Şöyle önce etiketi bir alalım. Burada arkadaşlar merak ederse durdurup inceleyebilirler. Arkadaşlar bu araç Volvo C40 modeli. Tamamen elektrikli bir araç. 2022 modelmiş. Şu an 3000 kilometrede 4x4. Bu arkadaşın fiyatı 599 bin kron. Yani bir sıfır atalım işte 60 bin euro falan. Motor gücünü söylemedim. Motor gücü de arkadaşlar 408 beygir. Böyle bir araç. 20 inç jantları falan var. Gayet estetik duruyor. Arkasını da göstereyim birazdan. Onun bir de metalik kırmızı rengi var. Onu da göstereyim. Bu da etiketi bir alalım. Arkadaşlar aynı araç. Bütün özellikler aynı. Tek farkı ne? Bu mesela 12.400 kilometredeymiş. Bunun fiyatı 609 bin kron yazıyor. İşte bu da 60 bin euro. 61 bin euro diyelim. O şekilde. Büyük ihtimalle bunun metalik renginden dolayı fiyat farkı var. Yoksa baktığınız zaman aynı araba. Bir de arkalarını çekelim. Bunların arkaları biraz estetik. Bayağı hoşuma gidiyor benim. Böyle arkası yükseltilmiş. Şuradan böyle rüzgar şeyleri gelmiş. Büyük ihtimalle aerodinamik için yapılmış olabilir bunlar. Gayet güzel. Şurada bir spoiler'ı var. Orijinal bir şekli var. Mesela şunu da göstereyim. İkisi de aynı. Bakın bu şekilde spoiler'ları var. Rüzgarlıkları var vesaire neyse. Bu şekilde. Burada zaten Twin Engine yazıyor. Bu da şu demek. Hem önde hem arkada ayrı ayrı iki tane şey var. Beyazını da gösterelim. Aynı aracın. Arkadaşlar bunlar da V60. Ben açıkçası bu arabayı çok seviyorum. Beyazı da var. Mavisini ben tanıtayım sizlere. Şöyle. Etiketi bir alalım. Şimdi aracımız 2022 model arkadaşlar. T8 V60 390 beygir. Bunda çift motor var. Bu araba hibrit bir araç. 2000 motor benzinli bir normal yakıtlı motora sahip. Ayrıca elektrik motoru var. Aynı zamanda şuradan gördüğünüz üzere bu araç şarj edilebiliyor dışarıdan. Sadece elektrik motorla da belli bir hıza kadar kullanabiliyorsunuz. Ama genel olarak sürekli aktif olarak devrede elektrikli motor. Bunun özelliklerini hemen anlatayım. 2020 modelmiş. 42.800 kilometrede fiyatı 449 bin euro. 450 bin desek pardon. Kron. 450 bin kron. Yani 45 bin euro bu arkadaşın fiyatı. Yanındaki de ona da hemen bakayım. Bu arkadaş da 46 bin euroymuş. Bu da 50 bin kilometrede pardon. 59 bin kilometrede sadece kilometreden dolayı. O şekilde böyle farklı renkleri var. Beyazı var. Gümüş grisi var. Koyu, füme gibi. Açık grisi var. Metalik griye daha yakın. Fiyatları aşağı yukarı hep aynı arkadaşlar. Beyazı var. Gene. Gayet güzel. Şunu da göstereyim arkadaşlar. T8R Twin Engine yazıyor. Yani bu şundan dolayı hem normal benzinli motor hem de elektrikli motor olduğu için mesela diğerlerinden de göstereyim. Bir tane mesela burada var. Aynı şekilde T8R Design Twin Engine. Bu design paketini gösteriyor. Bunu da göstereyim aynı şekilde. Hatta bu Polestar Engine yazanlar bu biraz daha performans paketli olanları. Böyle değişik versiyonları var. Böyle. Arkadaşlar bu da XC60. Aracımız hibrit. Benzinli ve elektrikli. Şöyle gösterelim. 4 çeker her zaman olduğu gibi. Ondan sonra cima 2020 model 2 litrelik benzinli motoru var. Ayrıyetten elektrikli bir motora sahip. Elektrikli motor tabii ki de şarj edilebiliyor şu taraftan. Fiyatını söyleyeyim. Bu arkadaşın kilometresi 52.000'deymiş. Fiyatı 599 bin kron. Yani 59.900 euro bunun fiyatı. Yanda da bunun aynısının 2018 modeli var. Yine Volvo XC60. Bakın önde kamera sistemine kadar her şeyi var arkadaşlar. 360 kamera sistemi var bu araçlarda. Az önce gösterdiğim arabaların hepsinde de var aslında. Yani C40'larda da vardı, V60'larda da vardı. Bunların hepsi hemen hemen full paketler. Gene gördüğünüz gibi hibrit olduğu için elektrikli şarj yeri burada. Bu araç da 2018 modelmiş. Kilometresi 92.900'de. Gene 2 litre aynı motora sahip ikisi de. 2 litre benzinli motoru var. Ayrıca
elektrik motoruna sahip. Bunun fiyatı da 429 bin kronmuş. Yani 42.900, 43 bin euro diyebilirsiniz bu aracın fiyatına da. Bunu da böyle göstermiş olayım. Böyle değişik renkleri de var. Mesela bu kahverengimsi, siyahımsı arasında bir renk. Çok hoşuma gitti bunun rengi benim de. Geri kalanları gene C40. Onlardan var. Bunlar yeni çıktığı için C40'lar çok tutuluyor. İnsanlar denemek için alıyorlar, sonra değiştiriyorlar vesaire, bilmiyorum. Bu ülkede araba değiştirmek böyle atlet değiştirmek kadar kolay olduğu için insanlar sürekli değiştirebiliyorlar böyle. Değişik değişik bütün renkleri var C40'ın burada. Grileri var, beyazları var gördüğünüz gibi. Şurada mesela çok güzel bir rengi var. Gel şunu gösterelim bir. Metalik mavi. Ben bu rengi çok seviyorum. Hatta parlament mavisine de yakın biraz. Çok da değil ama açık ton biraz. Bu da çok güzelmiş mesela. Bu da 2021 model. T5 Twin. Gene aynı. Hibrit. Bakalım. Evet, hibrit. Gördüğünüz gibi şurada şarj yeri var. Bu da 459 bin kronmuş. Bu arkadaşın da kilometresi 53 binde. Bu 1.5'miş mesela ama. Bu 1.5 262 beygir. Bunun motor gücü biraz daha düşükmüş diğerlerine göre. Arkadaşlar şimdi sizi çok güzel bir yere götüreceğim. Bunu bilerek çekmek istedim ki ortamı görün diye. Şu anda az önce bahsettiğim tepeye çıkacağız. Onun özel asansörüne doğru gidiyoruz. Bakın böyle burayı çok güzel boyamışlar, renklendirmişler. Bunların bir kısmını çoluk çocuğa yaptırmışlar. Bir kısmını profesyonel sanatçılar da yapmış olabilir, bilmiyorum. Şöyle size göstermek istiyorum manzarayı. Şimdi burada asansöre bineceğiz. Özel bir asansör yapıldı bunun için. Burası daha yeni yapıldı arkadaşlar. Geçen sene 2022 yazında yapıldı. Şimdi şu asansöre bir giriş yapalım. Şöyle. Arkadaşlar. Asansöre binelim. High score up. Asansör yukarı çıkıyor diyor. Başlıyoruz. Şu an dağın içinden geçiyoruz arkadaşlar. Birazdan manzaraya kavuşacağız ve evet. Etage 2 460. Kapılar açılıyor diyor. Ve şimdi sizin müthiş manzaranla baş başa bırakmak istiyorum. İşte burası benim yaşadığım şehir arkadaşlar. Arendal. Güney Norveç'in küçük ama sevimli bir şehri. Yani biz yaşamaktan zevk alıyoruz, öyle diyebilirim. Bazı önce çektiğim her şeyi şu an görebiliyorsunuz. Şurası kilise arkadaşlar. Şu çatısı kubbeli yer. Şurası kültür merkezi ve belediye binası. Ondan sonra acıma şu kilisenin ön tarafında şurada taksi durakları vardı, onu göstermiştim. Burada şehir parkı var çocuklar için merkezde. Şu bina kütüphane. Şurası komple. Şu karşıdaki ada sağdaki Hisøy adası. Bu soldaki ada Tromøy. Şimdi oraya da gideceğiz. Böyle bir manzarası var şehrimizin. Böyle göstermek istedim sizlere de. Burası da
eyalet yönetim binası. Agder eyaleti. Norveç 11 eyaletten oluşuyor arkadaşlar. Bu 11 eyaletinden bir tanesi de Agder. Bu binada Agder eyaletinin merkez binası. Buradan yönetiliyor eyalet. Burada da güzel bir görsel var. Çocuk görseli. Onu da şöyle göstermiş olayım. Asansör bu şekilde, bildiğimiz asansörde. Şöyle bir göstereyim tekrardan. Evet değerli arkadaşlar. Yani bir yol adamının yol olmadan video çekmesi düşünülemez bence. Onun için ben size Arendal'ın sahil şeridinden şu anda gezdirerekten Tromoy dediğim adaya doğru bir gidip geleceğiz. Şu an böyle tam sahil şeridinin devam ettiği yoldan gidiyoruz yani bu şekilde. Her zaman olduğu gibi tek gidiş tek geliş. Sadece ortadaki sarı çizgi yolun gidiş geliş olduğunu gösteriyor. Eğer ortadaki çizgi de beyaz olursaydı o zaman tamamen gidiş istikameti olacaktı ama ortadaki sarı gidiş geliş olduğunu gösteriyor. Çok güzel evler var sol tarafta, görüyorsunuz sağ tarafta da. Bakın bu sağda gördüğünüz evler kırmızı, beyaz, yeşil. Bunlar klasik Norveç evleri. Yani Sörlandet evleri diye geçiyor işte. Bizim bu Güney Norveç'e az. Tromoy Hove Raet diyor. Yani o kahverengi tabela şunu ifade ediyor arkadaşlar. Burada bir manzara noktası olduğunu gösteriyor. İşte o tip yerlere o tabelayı koyuyorlar. Kahverengi tabela. O da onu sembolize ediyor. Şimdik. Güneş batımına denk geldik. Gün batımına. İnşallah güzel manzara oluşur. Bu köprü bizim İstanbul'daki Boğaz köprülerini çok andırıyor şekil olarak, yapı olarak. Tabii tek geliş tek geliş olması haricinde. Tromoy Brua 1961 yazıyor arkadaşlar. Tromoy Köprüsü 1961. Bu köprünün şöyle bir özelliği var. Bu köprüyü halk kendi yaptırmış zamanında. O da şöyle arkadaşlar. Şimdi araba sayısı arttıkça artık insanlarda, yani 1960 yılını düşünün, yani ne kadar araba vardır o tartışılır ama sonuçta bayağı bir araba varmış yani ada sakinlerinde de, ama insanlar araçlarını adaya getiremiyorlarmış. O hani az önce şehir merkezinde gösterdiğim bot iskelesi vardı ya, tam merkezde yer alan. İşte orada insanlar botlarıyla gidip geliyorlarmış şehre. Arabalarını şehirde Arendal merkezde anakarada bırakıyorlarmış. Onun için bu sefer burada yaşayan zenginler, yani adada zenginler yaşıyor o zaman tabii ki. Demişler ki belediyeye, biz köprü yaptırmak istiyoruz. Hani işte buraya köprü yapabilir mi? Belediyenin imkanı var mı? Belediye demiş ki o zamanlar biz yaptıramayız. Yani belediyenin şu an yani Tromoy adasına bir köprü yapacak ekonomisi, bütçesi, gücü yok. O zaman bu ada sakinleri beraber toplanmışlar, bir araya gelmişler işte böyle önde gelen aileler. Demişler ki biz o zaman vergilerimizin karşılığında böyle bir köprü yaptıralım. Kabul görmüş, sonra bunu belediyeye sunmuşlar, belediye meclisine. Demişler ki biz buraya köprü yaptırmak istiyoruz vergilerimizin karşılığı olarak. Artık kaç yıl vergi karşılığı oluyorsa artık 8 yıllık vergileri mi, 10 yıllık vergileri mi, adadaki herkesin verdiği vergi. O şekilde belediye kabul etmiş. Daha sonra işte bu köprüyü bu şekilde yaptırmışlar. Köprünün borcu bitene kadar bu Tromoy adası sakinleri bu köprünün parasını ilgili inşaat firmalarına ödemişler. O süre zarfında belediye vergi ödeyen, yani yaşadıkları şehre vergi ödememişler. Yani vergilerinden düşmüşler. Yani halk kendi vergilerinden düşerek köprü yapmış. Böyle bir hikayesi var. Bunu bize anlatmışlardı. Çok şaşırmıştım. Tabii bu Norveç zengin olmadan önce. Yani Norveç'in zenginliği arkadaşlar 1967 yılında petrol açık denizlerde bulunduktan sonra başlıyor.
Bu köprü 1961'de imal edilmiş. Tabii kaçta başladı yapıma onu da bilmiyorum ama 2-3 yıl sürmüştür. Hani 57-58 yılında falan başlanmıştır büyük ihtimalle. Öyle bir şey. Evet, burası böyle yürüyüş parkuru. Kötü olduğuna bakmayın. Biraz da manzara görünce bana hak vereceksiniz. Şöyle doğanın içinden. Burası aslında ürkütücü biraz. Böyle korku filmlerindeki gibi. Karşıdan ne çıkacağı belli değil gibi bir hali var. Baksana şu duvarlara falan. Yosunlar falan. Ama şimdi manzaraya kavuşunca vay be diyeceksiniz yani. Ben de sabahtan beri koşuşturuyorum, yoruldum. Yani şu manzaraya baksana ya. Arada ben de çıkayım bir de. Doğanın içinde. Evet. Geliyoruz yavaş yavaş. Norveçliler böyle doğada yürümeyi çok seviyorlar arkadaşlar. Böyle doğal yürüyüş parkurları var ormanların içlerinde falan. Hatta böyle metrelendirmeler de var, kilometreler. Kaç kilometre, nereye gidiyor? Evet, işte geldik. Yani böyle süper bir manzara. Ay da orada. Bakın burada masa var. Birazdan şimdi oraya geçer otururuz. Size böyle Norveç'e özgü bir iki üründen bahsetmek istiyorum. Böyle ne yiyorlar, ne içiyorlar bu Norveçliler. Size onu da bir göstereceğim. Bu Norveçlilerin böyle öğle aralarında ne bileyim işte böyle atıştırmalık yediği bir şey. Ris lunch yazıyor. Ris pirinç demek. Bu aslında bizim böyle Türkiye'de sütlaç diyebildiğimiz tatlı. Ama şekersiz. Yani şekeri çok az. İçinde sadece biraz tatlandırıcılar var. Ben burada size komik olarak şunu göstereceğim. İçini de açacağım. Önce şu kaşığından başlayayım. Şimdi bu Norveç'te doğal ürünler, işte çevreyi koruma vesaire, geri dönüşüm çok ön planda olduğu için bunun kaşığı plastik değil arkadaşlar. Böyle iki parça tahta bir kaşık çıkıyor. Bunu böyle birbirine geçiriyorsunuz. Şöyle fırıncı küreği gibi bir şey oluyor bu böyle. Bunu çöpümüzü de şuraya sıkıştıralım, atmayalım. Bununla yiyorsunuz. Şimdi içini de göstereceğim size. Bir de yiyeyim yani bu arada bunları getirmişken. Yiyeyim yani. Ben de sabahtan beri koşturuyorum. Şimdi bu gördüğünüz gibi burası bildiğiniz sütlaç gibi bir şey. Ama dediğim gibi kıvamı biraz daha farklı. Bir de içinde şeker yok gibi bir şey. Bu tarafında mesela bakın üstünde çilekler var. Bu çilekli olanı. Bunun burada da çilek reçeli veya marmelatı gibi bir şey var. Bunu böyle döküyorsunuz içine. Tabii soğuktan akmıyor. Bunu böyle karıştırarak yiyorsunuz. Kürek de iş görüyor. Yani hani fırıncı küreği ama iş görüyor. Böyle bir şey. İlk defa yiyenlere biraz böyle tadı tuhaf gelebilir. Alışmanız lazım yani hani. Çünkü ilk başta tatsız tutsuz bir şey. Hani sade beyazını yiyince. Böyle çilek reçeli veya bunun değişik versiyonları da var. İşte böğürt denlisi, ne bileyim frambuazlısı falan böyle çeşitleri de var. Ama sonra alışıyorsun. Yani şimdi bir marka vermeyeyim de böyle güzel tatlı restoran, lokantaları, tatlı dükkanları yok. Gidip de böyle baklava yiyebileceğiniz, ne bileyim yok işte bir keşkül yiyeyim diyeceğiniz bir yerler maalesef yok. Hani bunları ben çok sıkıntısını yaşıyorum. Çünkü yemeği içmeyi çok seviyorum. Gerçekten zayıf olduğuma bakmayın. Hani beraber yaşadığımız arkadaş çevrem beni bilir. Hani çok güzel yemek yerim yani ben. Hiç affetmem. Gerçi şöyle düşünebilirsiniz. Ya tırcı adamlar zaten yiyor falan. Bilmiyorum ondan. Ya ben eskiden tırcı değildim zaten de. Ama yemek yemeyi çok seviyorum yani gerçekten. Bu birincisi. Bunu ben yerim. Çok sizi uğraşmayayım. Bir de ikincisi şu arkadaşlar. Bu da bunlar tradisyonel diyorlar. Yani Türkçe'ye çevirecek olsam geleneksel. Bunların geleneksel çikolatası arkadaşlar. Üstünde şu anda Good Tour yazıyor. Yani iyi turlar dileriz gibi bir şey yani. Turdan kasıt bildiğimiz tur böyle yürüyüş parkı. Buna arkadaşlar eskiler tur şokolade diyorlar. Yani tur çikolatası. Herkes böyle tura çıkarken, yürüyüşe çıkarken bu çikolatayı yanına alıyor. Bununla beraber şey yapıyorlar.
enerjilerini şey yapıyorlar. Eksiklerini tamamlıyorlar diye. Burada da kivik lunch yazıyor arkadaşlar. Bunda da yani kivik bunun adı. Lunch de öğlen yemeği demek. Bunda da fark ediyorsanız işte Riz lunch yazıyordu. Hani öğlen aparatifleri aslında. Yani burada insanlar mesela bizim Türkiye'de ne bileyim gidersin öğlen yemeğini, işte sulu yemeğini, işte protein içerikli yemeğini, pilavını, makarnanı yersin falan. Burada öyle değil. Böyle aparatif şeylerle idare etmeye çalışıyorlar. Bunu da size göstereceğim. Şöyle. Bu aslında bizim Türkiye'de bildiğiniz KitKat var ya. KitKat'ın aynısı. Ama tabii şöyle şeklini de göstereyim. Ha böyle. Bunu bilerek böyle yapıyorlar. İşte şey diyor. İşte bunu böyle arkadaşlarına diyor pay edebilirsin diyor. Böyle 4 kişi mesela berabersiniz. 4'e bölebilirsin diyor. Şimdi ben bundan bir tanesini ısırayım. Bu da soğuktan donmuş mu ne? Şöyle. Bakın. İçerisinde gofret var. Bildiğimiz KitKat'la aynı yani. Hiçbir farkı yok. Sadece ismi farklı, cismi farklı. Onun dışında içeri olarak aynı. Lezzet olarak bile aynı yani aşağı yukarı. Çok bir farkı yok. Arkadaşlar bir araba galerisine daha geldim şimdi. Hani farklı markaları da göstermek istiyorum. Hep Volvo göstermiş oldum. Burada da bazı başka markalara bakalım. Burası da Automekler diye bir galerici. Buradan size birkaç araba göstereyim şöyle. Bu Volvo'yu atlıyorum. Bu sefer hep Volvo gösteriyorsun demeyin. Kameramanımı kaybettim bu arada. Kaybettim derken eşim çekiyordu. Yoruldu. Onları artık eve götürdüm. Ben kendim biraz daha çekeyim dedim. Mesela bu arkadaş Nissan Leaf. Elektrikli. Full elektrikli bir araç. Bu modeli düşüktür. Bunun eski bir arabadır büyük ihtimalle. Evet. Aa yok yeniymiş. 2018 modelmiş. Bu arkadaş 159 bin lira. 159 bin kron. Otomatik vites, önden çekişli, 109 beygir, tam elektrikli. Bunun ama şey sıkıntısı var arkadaşlar. Bu arabalar ilk çıkan nesiller olduğu için Nissan Leaf, ilk çıkan elektrikli araçlardan. Bunların şeyi çok az, menzili. 150 kilometre falan yani şu an. Hatta kışın çok daha az olduğu söyleniyor. Bu şekilde. Buna geleyim. Bu arkadaş da Mazda'nın, hangi modeli bu? Mazda'nın CX-3 modeli. 2015 modelmiş. Manuel, önden çekişli. 95 bin kilometrede 1.5 dizel. 139 bin kron. Böyle merak edenler için arkasını da göstereyim. Büyük ihtimal bilenler biliyordur ama bilmeyenler için şöyle göstermiş olayım. Mazda CX-3. Bu da Nissan Leaf'in arkası. Bu arabanın tasarımını ben hiç beğenmiyorum. Octavia'yı göstereyim arkadaşlar. Skoda Octavia bildiğimiz. Çok sevilen tutulan bir araç. Bu arkadaş neymiş? 2020 model 2000 dizel 184 beygir 111 bin kilometredeymiş. 4 çeker otomatik vites 265 bin kronmuş bunun fiyatı. Bu arkadaşın arkasını da göstereyim. Bu da station wagon bir araç. Bunu görmüş olun. Passat'a gelelim. Passat, bu dolu bir araba belli. 2000 motor turbo dizel 4 motion yani 4 çeker bu araba. Ya burada 4 çeker çok tutuluyor. Çünkü 4 çeker arabalar hani Passat All Track zaten yazıyor. 4 çeker arabalar bu ülkede olmazsa olmaz bir şey gibi bir şey yani. 2016 model 146 bin kilometrede 2000 motor 190 beygir 250 bin kron arkadaşlar. 25 bin euro bu arkadaşın da fiyatı. Şunu göstereyim. Toyota hibrit. Hangi modeli bu? Prius. Prius 7 diyor. Ha, bu arkadaş 7 koltuklu arkadaşlar. Arkasında açılan koltuğu var. Şöyle de bir göstereyim. Bunu da hemen fiyatına bakalım. Hibritler de burada çok tutuldu. 2018 model 71 bin kilometrede 1.8 benzinli elektrik motoru var aynı zamanda. 181 beygirmiş toplam gücü. Önden çekişli otomatik vites 259 bin kron. Böyle de bir araba. Onu da göstereyim. Şu arkada iki koltuk var. Bagajdan çıkıyor işte. Bagajın paspasını kaldırıyorsunuz. İki koltuğu kaldırdınız ama yine de alan kalıyor yani. Böyle göstermiş olayım. Toyota sevdalılarına Toyota göstereyim bir de. Mesela camları buğulanmış. Buğulanmasa o kadar soğuk ki hava. Bakayım görebiliyor muyum? Ha, şu yandan görebilirim. Evet ben şuradan size arabayı göstereyim mi? İçine göstereceğim. Toyota Corolla arkadaşlar. Son modeli. Tabii ki de diğerleri gibi station wagon. Ya burada station wagon çok tutuluyor. Çünkü insanlar böyle
her yerden eşyasını kendi alıyor, kendi götürüyor, getiriyor. Onun için burada station arabalar çok tutuluyor. Bu da gördüğünüz gibi hibrit arkadaşlar. Şurada yazıyor. Bu hibrit modeli. Şimdi ben size şöyle etrafında göstereyim. Özelliklerini göstereceğim. Şuradan kamera alırım bilmiyorum ama şuradan gözüküyor. Şöyle yan mı tutsam bilmiyorum. Ama ben okuyayım size. Diyor ki 2019 model 1.8 elektrikli benzinli 170 beygir 79.400 kilometre pardon. Önden çekişli otomatik vites 219.000 kron. Bu arkadaşın fiyatı yani 22.000 euro falan. Bu da böyleymiş. Yanda Auris var aynı şekilde. Bu da hibrit. Hemen hemen aynı. Sadece fiyatına bakacağım. 199.000'miş bu. 2019 model 66.000. Aynı motor. İkisinin motoru da aynı. 1.8 hibrit. Burada bir tane Mazda CX-5 mi bu? Evet. Mazda'nın CX-5 jipi var arkadaşlar. Bunu da göstereyim. Ya böyle karanlığa kaldım. Kusura bakmayın ama bunun yazısı okunuyor. Sadece arkasını göstermek istiyorum size. Arkası da bu şekilde. Böyle bir araç. Bu arkadaşın fiyatı da ne kadarmış? Hemen beraber bakalım. Diyor ki bu aracımız 2012 model diyor. Ha bu eskiymiş. 176.000 kilometrede 2.2 dizel 150 beygir. Manuel 4 çeker 110.000 kron. Mesela bu çok ekonomik bir araç bence. Alınabilir. Kilometresi biraz fazla ama burada genelde araçların bakımları çok iyi yapılıyor. Çok ciddi takip ediliyor. Dolayısıyla eğer servis bakımlıysa, bakım kitapçıkları da mevcutsa çok bir sıkıntı yaşanmaz yani büyük ihtimalle. Yani en ucuz araba buydu bu arada baktıklarımız arasında. Değerli dostlar, ben artık videoyu burada bitireyim. Hazır güzel ışığı da bulmuşken şöyle bir kapanış konuşması yapayım. Videomu kapatayım. Size yaşadığım şehri gezdirmeye çalıştım. Elimden geldiğince, elimdeki imkanlar dahilinde. Sağ olsun eşim de yardımcı oldu. Ona da çok teşekkür ediyorum bir kere daha. Onun haricinde araba piyasasıyla alakalı biraz bilgiler göstereyim. Ben bu araçlarla alakalı çok daha detaylı videolar çekmeyi istiyorum aslında. Ama buna vakit bulamıyorum. Hafta içi çalıştığım için hani işimi bırakıp videoya zaman ayıramıyorum ekstra. Genelde işim dahilinde yapmaya çalışıyorum ama ileride inşallah buna imkanlar bulabilirsem veya böyle hafta sonları video çekmeye fırsat bulabilirsem hafta sonları daha farklı içerikler üretmeye çalışacağım. Videoyu ben burada bitirmek istiyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için bu vakte kadar size teşekkür ediyorum. Umarım yaşadığım şehri beğenmişsinizdir. Gelirseniz Norveç'in Arendal şehrinde burada bir kardeşiniz var. Sizi misafir etmeye çalışırız. Elimden geldiğince imkanlar dahilinde. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Saygılar, sevgiler.